Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'den transfer haberleri başladı arkadaşlar. Zaten beklediğimiz, beklentide olduğumuz ve bir an önce başlasak artık dediğimiz haberlerin turuna hepiniz hoş geldiniz. Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe'nin önünde ciddi bir engel var. Nedir o engel? Şampiyon olmak. Fenerbahçe şampiyon olmak için elinden geleni yapıyor. Yaparken de bir taraftan kadrosunu derinleştirmek, kadrosunu güçlendirmek, kadrosunu yapılandırmaya çalışıyor. Mesela yaz transfer döneminde elden çıkarılamayan 3 tane futbolcu vardı ve bunların durumunun henüz netlik kazanmadığını hep birlikte konuşmuştuk. Bunlardan biri Filip Novak. Şimdi biliyorsunuz Filip Novak ilk yarı için lisansı çıkarılamayan isimlerden birisiydi ve farkındaysanız idmanlara falan almaya başlamıştık. Filip Novak için sürpriz bir teklif geldi arkadaşlar. Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumuna göre, %100 duyumuna göre Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazeera Çek savunma oyuncusu için Fenerbahçe'nin kapısını çalıyor ve resmi teklifte bulunuyor arkadaşlar. Novak'ın da kısa süre içerisinde bu teklife cevap vermesi beklentisi var. 2020 yazında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ama Trabzonspor'daki Novak en son bir kafa çarpışması yaşadıydı. Herhalde ondan sonra Fenerbahçe'ye gelip sıkıntı yaşamıştı. Geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol 3 asist sergilemiş arkadaşlar. Hani bana soracak olursanız çok yüksek bir oran derim. Şimdi Noah'a ilişkin arkadaşlar benim fikrimi soracak olursanız bakınız 1 milyon euroya kadar piyasa değeri düşmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Sözleşmesi zaten yazın bitiyor. Yaş olmuş 32. Tamam Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda oynamış defalarca ama artık yani yaş kemale erince yok ortada. Sol bek, sol stoper oynayabilir ama yabancı arkadaşlar. Hani yabancı kontenjanını onunla doldurmak ne kadar mantıklı? Siz benden daha iyi bilirsiniz. Baktığınız zaman da kariyerinde birçok takım var. Trabzonspor'da zamanında bonservis vermiş, etmiş. Hani böyle bir futbolcu arkadaşlar. 4 maça çıkmış, 74 dakika süre almış. Ama gördüğünüz üzere ben çok sıcak değilim açıkçası. Peki hocam sence gider mi? İnşallah gider arkadaşlar. Yani bu gülüşü biliyorsunuz. Rıza Çalınbay bu sene Sivasspor'da son senem artık 4 yıldan sonra buradan ayrılmak istiyorum demiş. Yani isabet olur yoksa bir ay kalma seni kovacaklar. Muhtemelen Fenerbahçe maçını bekliyorlar ya da Galatasaray maçını. Hani Beşiktaş maçındaki o yatıcı oyunun oynamayacağını düşünüyorlardır. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ezgican Alioski Kuzey Makedonya Bulgaristan maçına ilk 11'de başlıyormuş arkadaşlar. Ezgican Alioski. Aynı zamanda Atilla Salahi de Macaristan-İtalya maçına ilk 11'de başlıyor. Ben bu videoyu pazartesi akşam saatlerinde çektiğim için size tuhaf gelmesin. Muhtemelen yani sabaha kadar sürmeyeceğinden dolayı muhtemelen bu maç bitmiş olacak. Siz bu videoyu izlerken. Evet sevgili arkadaşlar sıradaki haberimiz Fenerbahçe'ye Macar sol kanat haberi. Şimdi ben sol kanadı size birazcık tanıtayım. Fenerbahçe Avrupa futboluna dikkatleri üzerine çeken Macaristan milli takımının genç yeteneği Zalan Vanska'yı gözüne kestirdi. Artık okunuşu tam olarak nasıl bilmiyorum ama Fenerbahçe gözünü bu Macar arkadaşa çevirmiş. Almanya'yı deplasmanda yenerek dikkatleri üstüne çekti Macar milli takımı ve dünyanın yeni futbol gözdesi haline gelmeyi başardı. Atilla Sanayi biliyorsunuz değerini kısa sürede 14 milyon eurolara kadar çıkarttı ve Fenerbahçe yeni Macar yetenekleri de keşfetmek, kadrosuna katmak için scout ekibini görevlendirdi diyor. İlk isim Belçika'nın Lommel takımında forma giyen Vanska. Bakın arkadaşlar şimdi futbolcuya dikkatlice bakın. Piyasa değeri 1 milyon euro. Yaş 17. Bakın 1 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 17.
17 yaşında sol kanatta oynuyor. Ocak 2022'de transferi için Budapeşte'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. Yani o sıçrayışı onlar yapmış. U19'da 5 maçta 2 gol atmış Fanska ve Almanya maçında kadroda yer almış ancak forma şansı bulamamış. Scout ekibi takibi almış ve devre arasında geniş bir rapor hazırlayacakmış. Şimdi futbolcunun transfer market değerine baktığınız zaman arkadaşlar 1 milyon euro diyor ama 27 Ekim yani Ekim'de 18 olacak ve istediğin kadar al oynatabilirsin. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar, şöyle bir durum var. 6 maça çıktı diyor ama burada hani oynadığı ligi de belirtiyor. 1.75 boyunda. Sol kanat, sağ kanat 10 numarada da oynayabiliyor. Sol ayak, sağ ayaklı. Hani forvet sol kanat diyor ama 10 numara mevkisini de gösteriyor. 18 yaşından küçük diyor ama şu an Lommel SK takımında. Bakın arkadaşlar 3 milyon euroya Budapeşte'den satın almışlar ve Budapeşte'ye tekrar kiralamışlar. BTK Budapeşte'ye. Ve oyuncu bu sezon Challenger Pro League yani MTK Budapeşte'de 474 dakika süre almış bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu oyuncu işte ne dersin, ne düşünürsün? Şöyle böyle Lommel SK ikincilik kulübü -750.000 euro transfer market değerindeler. Bu takımdan birkaç tane futbolcuyu scout ettiğimiz %100 doğru. Yani en az bir futbolcuyu scout ettiğimiz %1 milyon doğru arkadaşlar. Buna kefilim. Ama sonuç ne olur? O konuda sizleri pek fazla aydınlatamam. Çok bir şey söyleyemem. Ha, bizde de yetenekler var. Mesela Emir Ortakaya falan var. Şimdi Ümit Milli Takımı falan gönderdik. Hani genç takımdaki oyuncularımız var. Arda Güler vesaire vesaire var ama durum bu. Ben size birini daha söyleyeyim arkadaşlar. Mesela scouting yaptığımız bir isim söyleyeyim. Belki kimse de yoktur bu isim. O yüzden bir kere söyleyip geçeceğim. Futbolcunun adı Ayberk Karapo. Ayberk Karapo, bu ismi unutmayın. Ya da unutun. Sağda solda yayılmasın. Manisa Futbol Kulübü'nün futbolcusu, 2027'ye kadar sözleşmesi var. 1.86 boyunda stoper. Türkiye U19 milli takımında da forma giyiyor. Oyuncu sağ ayaklı, sağ stoper, sağ bekte de oynayabiliyor. Altın Ordu altyapısının mahsulü. Bu sezon 1. Lig'de 5 maça çıktı. 1 gol 1 asisti var. 450 dakika. Bu arkadaş izleniyor arkadaşlar. Bu arkadaş scouting ediliyor. Bilginiz olsun. Ve şunu söyleyeyim. Stoper sağ bek oynayabiliyor. Hani zorunlu kalırsan sağ açıkta deneyebilir misin? Deneyebilirsin ama U19 milli takımında 2 maçta 2 gol 1 asisti var diyor. Yani Süper Lig'de bence denenebilir isimlerden birisi. Şimdi gelelim Real Madrid'in 2 tane yıldızına. Birisi Marco Asensio, diğeri Mariano Diaz. Şimdi Asensio konusunda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sakın hayalini falan kurmayın. Sonra bana küfürler edersiniz. Hani geliyordu etmiyordu. İşte geldiydi geliyordu .com'du falan filan diye. Ben boşu boşuna sizin o kötü sözlerinizi duymak istemiyorum. Zaten aklen mantıken hani ekrana bile vermiyorum. 35 milyon ya da ekrana vereyim ya bir dakika. Hani aklınız kesiyorsa, yani yanlış anlamayın beni, aklınız fikriniz kesiyorsa böyle bir şeyin olma ihtimali, bir şey diyemem. Yaşı daha 26. Hani yanlış anlamayın, bize koklatmazlar bile. Yani bize koklatmazlar bile. O yüzden bunu unutun. Ama sezon sonunda sözleşmesi, bakın arkadaşlar 30 Haziran 2023 şöyle belirteyim. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitiyor. Bize koklatmazlar. Bir kere bunu geçin. Ha diyeceksiniz ki hocam 47 dakika süre almış. Ya merak etmeyin. Orada yani Real Madrid'de yıllarını geçirmiş bir futbolcu. 35 milyon euro hanesine yazan bir futbolcu. Merak etmeyin, çok alıcısı olur. Bir de mesela milli takım sayısına baktığınız zaman 30 İspanya milli maçında forma giymiş ve hala oynuyor. Ve yaşı daha 26. Onu geçin. Ancak Mariano Diaz kesin olarak sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve kesin olarak bu takımdan ayrılacak arkadaşlar.
Kesin olarak. Bakın arkadaşlar, Transfermarkt piyasa değeri 4 milyon euro. Biz bunu andığımız zaman bazı arkadaşlar, siz oradaki piyasa değerine bakmayın, o çok önemli değil. İşte falan filan Inter Milan futbolcu çok iyi, bildiğiniz gibi değil. Lan bildiğimiz gibi değilse ne, nasıl bir şey? Ya 21,5 milyon euroya zamanında alındı şöyle böyle. Bakın arkadaşlar, 0'a 0 bir maçta oynamış Şampiyonlar Ligi'nde 5 dakika. Hani şey gibi ya. Alo o kardeş, akşam 9-10'da halı saha maçımız var, gelir misin diye çağrılan, o hani zaruretten çağrılan elemanlar olur ya. Öyle bir hava sezdim ben. Mariano Diaz'la çok uğraştık. Ben size gerçekleri de açıklayayım. Mariano Diaz'ı almak için çok uğraştık. Ancak o kadar absürt isteklerde bulundu ki. Hani bazen diyorsunuz ya, hocam Aziz Yıldırım olsa kesin alırdı. He, alırdı baba. Yani alırdı, Fenerbahçe'yi de batırırdı. Sonra gelen kişi de Fenerbahçe'nin borcunu kapatmak için çalışır, çırpınır, didenirdi. Sonra o kötü olurdu, o iyi olurdu. Saçmalamayın arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Etmeyin, eylemeyin. Etmeyin, eylemeyin. Rezalet bir transfer olurdu. Fenerbahçe'nin bu kadar para harcayacak şeyi yok. Yani bu tip isimlere. Yanlış anlamayın. Ununu elemiş, eleğini asmış diye kastetmiyorum ama yani Marco Asensio'yu zaten beklemeyin. Ama Mariano Diaz'ı istersek eğer bir görüşme daha gerçekleştirebiliriz. Sezon sonunda serbest oyuncu statüsünde. Ama çok fazla odaklanmayın derim. Ben size aslında iki tane sürpriz verdim. İki tane isim verdim. Bu iki isme odaklanın siz. Yani bu Lommel'daki ve Manisa'daki isimlere odaklanın. Fenerbahçe genç avında, genç yetenek avında dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama A futbolcuları zaten aldık. Yazın şöyle bir durum gerçekleşebilir. Şimdiden söylüyorum, ya da baharın devre arası transfer döneminde bir futbolcumuzu yüksek bedelle satıp muadilini satış bedelimizin 3'te 1'ine falan alabiliriz. Bu subliminal duyum da burada kalsın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize yakışanı yapın. Başka bir şey demiyorum. Görüşmek üzere.